Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size ilk başta şunu sormak istiyorum. Kısa film ve belgesel türü olarak. Kısa film sizce nedir? Zor soruyla başladım. Ama bu tanımlarla çok uğraşmıyorum ben kişisel olarak. Kendimi ifade edebildiğim ama onu belli bir zamana, belli bir anlatı yapısına sıkıştırma gereği duyduğum şeyler, yaptığım işler kısa filmlerim benim. Onlar uzun metraj olabilecek bir hikaye örgüsüne sahip değillerdi. Kendimi ifade ederken sınırladığım için onlar benim kısa filmlerim oldu. Ama illa bir tanım yapmak gerekirse de olay örgüsü itibariyle hikayenin kısa olması gereken filmleri kısa film deniyor. Evet. Zamansal bir tanımda. Evet. Peki. Ama Özkan Hoca onu öyle deme. Yani 70 dakikalık kısa film de olur da. Çok muğlak bir tartışma bu. Ama genel olarak gördüğümüz metraj, yani uzunluğuna bakarak kuramsal olarak ayırdığımızda 30 dakikanın altındakileri kısa film, Evet. 70 dakikaya kadar olanları orta metraj, 70 dakikadan sonra da Uzun uzun metraj. metraj deniyor. Peki. Sizin iki dil bir babası filminden yola çıkarak kurmaca filmle belgesel sinema arasındaki sınırlardan da bahsettik söyleşide. Onu kaldırmak ne kadar doğru belgesel için? Siz belgeselin ne tarafa oturtuyorsunuz? Sinema sürekli değişen bir şey. Ama nasıl değişiyor? İyi yönde mi, kötü yönde mi? Teknik olarak sinemanın icat edildiği bu günlerden bugüne kadar sadece teknik olarak bir takım ilerlemeler var. Ama son yıllarda gerçeklik arayışı, belgeselde kurmaca arayışı, kurmaca filmlerde de gerçeklik arayışı çok yer değiştirdiler. Mesela 2035 yılıyla ilgili bir belgesel seyredebilirsiniz artık. Yani 2035 yılında nasıl olacak? Çevre ne olacak? Doğa ne olacak? İnsan ilişkileri ne olacak? Toplumlar ne olacak? Ülkeler ne olacak? Bunun üzerine hayal gören, hayal eden filmler yapılıyor. Ya da içinde animasyon olan belgesel filmler yapılıyor. Dolayısıyla aslında böyle bir karmaşa, türlerin birbirinden aldığı, birbirine verdiği arayışlar var, anlayışlar var. Ben de kişisel olarak o gerçekliğe yaklaşmak isteyen ama gerçekliği kurarken de ona müdahalelerde bulunan bir sinema hayal ediyorum. Gerçekten seyrettiğimiz kişinin oyun yapmadığını, gerçekten o başından geçen şeyi yaşadığını, onu hissettiğini gösteren, seyirciyi bu yolla ikna eden. İki dil bir bu buna örnek oldu. Evet, iki dil bavulu bunun için bir örnek. Yani öğretmen, gerçekten öğretmen mi, oyuncu mu? Değil mi, şöyle mi, böyle mi? Tabii ki bu tür bir belgesel sinemaya alışkanlığı olmayan, bu tür filmler görmeyen birisi için çok yeni. Ama biz bunu bulmadık yani. Bu zaten yapılan bir şey. Belgesel sinema, yaratıcı belgeselinin çokça başvurduğu, gözlemlerin, takiplerin olduğu ama belli sınırlar içine hikayesini sıkıştıran filmler var. Ama işte bu atölyedeyken bizim arayışımız oydu. Bunu sinemaya ne kadar yaklaştırabiliriz? Nasıl yaklaştırabiliriz? Ne yapmamız lazım? Bunun arayışındaydık. İki dil bavulda işte burada bitirdikten sonra benim hayal ettiğim bir şeydi ve gerçekleşti. Evet. Biz de çok beğendik ve beğenerek izliyoruz hala. İki dil bir bavul bizim okulda çok gösterildi ve bütün öğrencilerin bildiği bir film ve sizi tanıyoruz zaten. Bir defa öğrenci profiline baktığımız zaman hep sizin
jenerasyonumuzdan hani devam eden ve sizinle aynı dili paylaşan, sizinle aynı meseleyi konuşan insanlar ve bu insanların da bir hikayesi var. Ve iki dil bir bavulu izleyince ha dedikleri çok nokta oldu. Bu anlamda onlara ne demek istersiniz? Çünkü hepsi de yönetmen olmak istiyor çoğunlukla. Hikayelerini nasıl yapacaklar? Nasıl ne yapacaklar? Tabii ki bu okulun bir geleneği var. Yani belgesel yapma geleneği var. Onları bir kere görmeleri lazım. Yani nereden nereye gelmiş? İlk film yapanlar ne yaptılar? En son aşamada film yapanlar ne yapıyorlar? Yani, İstanbul'da piyasada çalışan, kurmaca film yapan arkadaşlarımız da var. Bu okuldan mezun olan. Belgesel yapan, televizyonlara belgesel filmler yapan arkadaşlarımız var. İlişki kurmak çok önemli. Yani bu okulun en önemli sorunlarından bir tanesi o ağın zayıf olması. Burada yapılan şeyleri mesela işte Kıbrıs'ta yaşadığım için falan çok takip edemiyorum son zamanlarda. İşte festivallere katılamadığım zamanlar vesaire vesaire. İşte bu filmi sinemalara çıkartamasaydık muhtemelen siz de görmeyecektiniz. Yani. Böyle bir tartışma olmayacaktı. Burada şu anda ben de olmayacaktım. Bu atölyenin etrafında toplanan herkesin burada da söyledim. Yönetmen olma kaygısından çok ben bu işi gerçekten yapmak istiyor muyum? Ve yapmamın olanakları neler? Kendi hikayemin ya da paydaşı olduğum hikayelerin anlatılmasını nasıl olanak sağlarım? Yani iyi kameramanlar çıktı mesela bu okuldan. İyi işler yapan iyi kameramanlar çıktı. Şu anda piyasada da çalışıyorlar. Senaristler var. Biz bazılarının işleri çekiliyor, bazılarınınki çekilmiyor. Yazanlar var ama yani. Popüler işler yapan yönetmenler var. Değil. Efendim? Bunun tek mevkisi yönetmenlik. Yönetmenlik değil. Burada dediğim gibi ben bile hala kendime şey soruyorum ya. Yani ben bile derken işi abartmak için değil de hani uzun metraj bir işi bitirmiş birisi olarak söylüyorum. İkincisini hazırlayan birisi olarak söylüyorum. Acaba kendime soruyorum. Ben bu işi gerçekten yapabiliyor muyum? Yapabilecek miyim? Min şüphesindeyim hala. O yüzden bu şüphe burada karar verilebilecek. Bu şüpheden burada arınabilirsiniz. Ama önemli olan şey o hikayenin ortaya çıkmasıdır. Onun anlatılmasıdır. İyi bir kameraman olmak çok önemli bir şey. İyi sesçi olmak çok iyi bir şey. İyi senarist olmak çok iyi bir şey. İyi bir senarist olmayı tercih ederim mesela ben. Yani yönetmenlik yapmaktansa keşke iyi yazabilsem ve benim yazdığım şeyler filme çekilse. Şu an mesela onu hayal ediyorum, onu düşünüyorum. O yüzden bunda çok ısrarcı olmasınlar bence. Yani illa ben de yönetmen olacağım, bu benim filmim, işte en iyi filmi ben yaptım, ödül aldım. Bunların hepsi o kadar geçici şeyler ki. Mesela 2 sene oldu film vizyona çıkalı. Artık iki dil bavulu yapanlar konuşulmuyor. Yenileri konuşuluyor. Aldığınız ödüller sadece sahneye çıktığınız anda herkesin gözünün önündesiniz. Ertesi gün sizi kimse hatırlamıyor. Bunun bir değeri yok çünkü. Bunu böyle bastırmak lazım. Bu tür başarı hikayelerini bastırmak lazım. Başaracağım şöyle olacak böyle olacak bunları bastırmak lazım. Bizim yaşadığımız en önemli problemler onlardı. Herkes yönetmen olmak istiyor. Herkes film yapmak istiyor. Doğal. Evet. Ama o doğallığı sorgulamak da lazım. Gerçekten yapabiliyor musun? Gerçekten buna yeteneğin var mı? Bunun için gerçekten çok çalışıyor musun? Okuyor musun? Yazıyor musun?